Merhaba. Önce deseninizin tabii yolladığınız daha iyi oldu. Daha net görünüyor. Daha net sayılıyor. Ama ondan önce ben zaten desenin şöyle bir şablonunu çıkartmıştım. Şimdi işleyiş yönünü göstereyim. Demiştik ki her karenin etrafında 4 kere dönüyorsun. Her karenin birinci adımlarını gidip sonra her karenin ikinci adımlarını dönüp her karenin üçüncü adımlarını giderek tamamlayacağız. Şimdi şöyle yapayım. Aşağıda 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 hesap işi adımı. O yüzden de 6 tane bacağımız var. Şu düz bacakları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilk önce o 6 tane düz bacağımızı atarak başlıyoruz. Şurası, evet, tam ortasına geliyor kameranın. 4 iplik dedik. 1, 2, 3, 4 iplik. İpimizin içinden geçtik. Aşağıdan yukarıya demiştik. Aşağıdan yukarı 1, 2, 3, 4 iplik. Gittim. 1, 2, 3, 4. 2 oldu. 3. 1, 2, 3, 4. 4. 5. 6. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bu defa Z'lerin zeminlerini oluşturacağız. 1. Yukarıya doğru da 6 gidiyor. 2. 3. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4. 6.yı yapıyoruz. Sonra şimdi bak şurada geldim, şuradayım şu anda, aşağı doğru battım. Şimdi şu yukarıya çıkıp yapacağız bak. 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada giderken neye dikkat ediyoruz? Şimdi dönüşte önlerimizin çarpıları böyle olacak. Arkadan iğneyi geçirirken bak sağdan soldan sağa doğru geldim. Çünkü arkadaki verevlerimiz öndekilerin aynı olması gerekiyor. Burada ne tarafa doğru gideceğine karar vermek için arkanın da düzgün olduğunu düşünmen gerekiyor. Şimdi bak şu hesap işi adımımızın duvarını arkadan attım. Şimdi üstüne atıyorum. Tekrar aşağıya indiğim zaman bak tepeyi oluşturdum aslında. Tepenin zeminini oluşturdum bak. Böyle çıktım, böyle indim, böyle indim. Böyle geldim. Şuraya kadar gelelim. 2, 4. Ortaya geldim. Şimdi bunun yanında 1, 2, 3, 4. Şu tam ortasından inecek olan, evet. Şu ortadan aşağıya Z'lere ineceğiz. Bak şimdi bunun düzünü attım. 1 2 3 4 bir aşağıya 4. Üç, dört. Üç, bir üstü. Bir, iki, üç, dört. Buradan İkinci turumuzu attık. Geri dönüyoruz şimdi. Önle arkanın atımları aynı şu anda. Arkada da böyle gidiyor. İpimiz, çaprazımız sağdan sola doğru gidiyor. Önde de aynı şekilde gidiyor. Geldim. Şimdi öbür yarıya aynen şuradan çıkıp devam edebilirsin. Ama ben oradan çıkıp devam etmiyorum. Bak şimdi şurayı yapayım sana. Bu tarafını tamamlayayım. Videomuz da çok uzun olmasın.
Bak geldim. Üstten gittiklerimin altlarını gittim. Şimdi yanlış delikten çıktım. Çok net göremiyorum kameranın açısını kaybetmemek için. Önle arka şu anda aynı gidiyor. Geldik. Şimdi nereye gitmelisin? Bak bunun arkasını yaptım. Geldim bak buradan önümüzü kapattık. Şurayı tamamladık. Sonra yukarıya çıktım. Bak hala önle arka aynı gidiyoruz görüyorsun. Şimdi yukarı çıktım. Aranın çaprazını attım. Yukarı çıktım. Aranın çaprazını attım. Geldim. Her geldiğin noktada arka ile önün aynı gitmesi için nereye gitmeliyim ve bundan sonraki adımım ne tarafa dönecek diye düşünmelisin iğneyi çıkartırken. Şimdi ne yapacağız? Gözlemelerle tekrar buraya gidip hala buranın eksik bacakları var. Gözlemelerini tamamlayacağız. Gözlemeleri tamamlaman lazım. Şimdi buradan şu tarafa doğru dönüp gözlemesine başlayabilirsin buranın. Ya da yukarıya çıkıp her ikisi de fark etmez. Yukarı çıkıp iç gözlemeleri de yapabilirsin. Yukarı çıktım. Bir boş, bir dolu. Bir boş, bir dolu. Bak, şunu bir kare olarak düşünürsen, karelerin üçüncü bacaklarını gidiyoruz biz şimdi. Geldik. Buraya çıktık. Şunun altını kapatacağız. Ondan sonra buraya geldik. Yukarı çıktın. Bunun içini kapattın. Burayı kapattın. Buraya değil, şuraya geliyorsun. Şimdi bu gözlemini tamamlıyorsun. Bak bu tarafla işin bitti artık. Burayla işin yok. Burası bitti. Arttan çaprazın hizasından geliyorum bozmadan. Bu defa aşağının gözlemesini yapıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi boş olan yerlerde üstten dolduruyorum. Alttan da aynı hizasında giderek yine sağından çıkıp soluna batarak gidiyoruz. Burada ikinci kez geçmem gerekiyor. Bozmamak için işimi. Çünkü bu karelerin etrafında dört kere dönerken bu karede üç kere dönüyorsun. O yüzden bir adım eksik oluyor orada. Şimdi geldim buraya. Ne yapacaksın? Şuradan yukarı çıkıp. 1, 2, 1, 2. Burada bir tane eksik yapmışız. Buraya bir tane daha ekleyeceksin. O zaman şöyle gidecek. Dışarısını gidiyorsun şimdi. 3, 4. Bu defa buradan yukarı çıkıp aynı şekilde bu tarafı yaptığımız gibi buraya gelip buranın gözlemesini yapıp dönerek motifini tamamlıyorsun.